Efendim iyi akşamlar. TV52 Ana Haber'e hoş geldiniz. Ben İsa Akçay. Bugün 7 Şubat 2023 Salı. Depremde 39. saatteyiz sevgili izleyenler ve bilanço maalesef her geçen saat artıyor. Şu anda 3549'a yükseldi can kaybımız. Yaklaşık 22.168 kişi de yaralı vatandaşımız var. Enkaz altından 8.000'in üzerinde vatandaşımızın da sağ çıkartıldığını belirtmek istiyorum. Eğer bilançoda değişiklik olursa ana haber bülteni içinde sizlere tekrar aktaracağız. Sadece Kilis'te, Ticaret Bakanı Mehmet Boş'un açıklamalarına göre Kilis'te enkaz altında hiç vatandaşımız kalmadı ve arama kurtarma faaliyetlerimiz sonlandırıldı. Çok önemli bir bölge artık Hatay oldu. Hatay'da ciddi bir mağduriyet yaşanıyor. Hatay'a yeterince ekipler maalesef henüz ulaşamadı. Çok fazla sayıda yıkık var. Bina çöküntüsü var ve altından sesler geldiğini de gün boyu yapılan yayınlarda dinlemiş olduk arkadaşlar. TV52 ekibi de yolda. Yarın sabah itibariyle alanda olacaklar. Sevgili Ümit Atabay'la Muzaffer Kuvan yarın sabahtan itibaren TV52'de Hatay'dan bağlantılar yapacak ve Hatay'daki son durumu ekranlarınıza taşımaya çalışacağız. Dediğimiz gibi Hatay'da herhalde en önemli merkez üssü olacak depremin gibi görünüyor. Çünkü orada ciddi bir sıkıntı var şu ana kadar da. Çok az sayıda maalesef kurtarma ekipleri Hatay'a yönlendirilmiş durumda. Biraz daha herhalde hareketlilik başladı yapılan yayınlardan sonra, çağrılardan sonra. Umarız ki inşallah Hatay'da da mutlu eden haberler alırız. İlk 72 saat depremde çok önemli biliyorsunuz. İlk 72 saatte hala vatandaşlarımızın kurtarılabilme ihtimali var ki Hatay'da hava sıcaklığının bir nebze diğer illere göre yüksek olmasının da önemli olduğunun altını bir kez daha çizelim inşallah. Mucize gibi de olsa yarın çok fazla sayıda can kurtarıldığına, gece boyu can kurtarıldığına şahitlik ederiz. Biraz konuşmakta da zorluk çektiğimiz zamanlar oluyor sevgili izleyenler. Bunun için de özür dileyelim. Bir DSV ile ana haber bültenine başlayalım. Ordu Büyükşehir Belediyesi maalesef bölgede olan can kayıplarımız var. Ordu'lu olan can kayıplarımız var. O can kayıpları için harekette bölgeye ekipler gönderildi ve o cenazeler evlerine ücretsiz bir şekilde Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaştırılacak. Bunlarla ilgili kimlik belirleme çalışmaları var. Kimliği belirli olanlar var, olmayanlar var ama Ordulu maalesef birden fazla ailenin de göçük altında kaldığını ve dolayısıyla hayatlarını kaybettiğini de belirtmek istiyorum. Sosyal medyaya kısmen isimlerin yansıdığını da bugün görmüşsünüzdür. Çok fazla bu konuda açıklama yapmak istemiyoruz. Çünkü yanlışa sebebiyet vermemek de lazım. Bu açıklamaları yaparken biraz daha temkinli, biraz daha garantili olmakta fayda görüyorum ben en azından. Cumhurbaşkanı Erdoğan da afet merkezindeydi. Bugün afet merkezinden 10 ille ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ve bu 10 ilde 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini söyledi. Sadece Cumhuriyet tarihimizin değil, coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde Kahramanmaraş Merkezi depremlere ilişkin açıklamalar yaptı. Alana gönderilen yardım malzemelerinden çalışan personel sayısına kadar birçok konuda detaylı açıklama yapan Cumhurbaşkanı, depremden etkilenen illere ilave vali ve kaymakamlar gönderildiğini anlattı. Şu ana kadar 54 bin çadır, 102 bin yatak ve diğer ihtiyaç malzemeleri afetzedelere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi. Felaketin yaşandığı her ilimize mevcut yöneticilerimizi desteklemek için ilave vali ve kaymakamlar görevlendirdik. Erdoğan, acil yardım ve destek talepleri için bölgeye ilk etapta 100 milyar liralık kaynak aktarıldığını söyledi. Acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta hemen 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlarımızın emrine tahsis ettik. Dün AFAD'da yaptığımız basın toplantısında da ifade ettiğim gibi ulaşım ve iletişim hatlarının açık tutulması hayati öneme sahiptir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki çalışmaları daha etkili kılabilmek amacıyla depremin etki ettiği 10 ili kapsayacak şekilde 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini ifade etti. Yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vehameti fevkalade tedbirler almamızı zorunlu hale getirmektedir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için Anayasa'nın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak olağanüstü hal ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan
10 ilimizi kapsayacak ve 3 ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız. Hatay'da ciddi bir mağduriyet var demiştik. Hatay'da suların yükseldiğini de belirtmekte fayda var sevgili izleyenler. Tabii önemli bir gelişme de, gün içinde yaşanan önemli bir gelişme de AK Parti Adıyaman Milletvekili Sayın Yakup Taş'ın enkaz altında kaldığı bilgisi daha önce ulaştırılmıştı. Enkaz altından çıkartıldı ama maalesef hayatını kaybetmişti. Milletvekilimiz, Allah'tan rahmet diliyoruz hem Sayın Vekilimize hem de tüm vatandaşlarımıza. Yaralı olanlara da bir kez daha acil şifalar dileyelim. Yakınlarına da başsağlığı ve sabır temennisinde bulunalım tabii ki. Çok fazla can kaybettik. Umarız ki çok fazla yükselmez can kayıpları. Çünkü çok fazla hala kaldırılmamış, dokunulmamış enkazlarımız var. Hatay'da bir şey dikkatimi çekti aslında. Belki ümit bağlıyoruz böyle şeylere ama binaların çok üst üste katlanmadığını, hani birinci katla en üst katın yapışık olmadığını ekrana gelen görüntülerden gördük. O yüzden ben biraz ümitliyim Hatay'da sanki. Yeni canlar kurtarılacak, yeni hayatlar kurtarılacak gibi geliyor bana. Umarım yanılmıyorumdur inşallah. Hatay'dan da müjdeli haberler alırız arka arkaya diyelim. Şimdi Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde çok hareketli saatler yaşanıyor. Yaklaşık 39 saattir böyle. Dün anlatmıştım, yoğun bir talep vardı, yardım talebi vardı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı önderliğindeki ilk dakikalarda çağrı yaptı Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler ve işin başındaydı ilk dakikadan itibaren. Dün gece de yapılan bu çalışmalarla ilgili son bilgileri paylaştı Doktor Mehmet Hilmi Güler. Ordu'nun bu üzücü olayda, zor dönemde gerçekten de çok büyük bir güç olarak olay yerinde, deprem bölgelerinde yer aldığının altını çizmek lazım. Şimdi Doktor Mehmet Hilmi Güler'in yaptığı açıklamaları getireceğiz ekranlarınıza. Milletimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Burada tek tesellimiz bu birlik beraberlikle birlikte hem şehrimiz, vilayetimiz, ilçelerimizle birlikte başta valiliğimiz olmak üzere güzel bir sınav verdik. Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından ordulular adeta seferberlik ilan etti. Vilayet olarak, ordu olarak, büyükşehir olarak önemli bir birlikteliği sağlamış olduk. Bu bizim için bir teselli unsuru ve burada sabahleyin hemen depremden sonra duruma vaziyet ettik ve bununla ilgili hemen bir merkez kurduk. Zaten bununla ilgili hazırlıklarımızı yapmıştık ve hemen arama kurtarma ekibimizi saat 6 gibi gönderdik. 15 kişilik bir ekip gitti oraya. Peşinden 5000 kişilik yemek tırımız yola çıktı. Orada da sıcak yemek konusunda çok tecrübeli bir ekibimiz var bizim. Ve biz bunu devamlı antrenmanlı tutuyoruz çalışma olarak da. Diğer günlerde de ordumuza hizmet ediyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in çağrısıyla harekete geçen ordulular giyim, çocuk bezi, battaniye ve hijyen ürünleri başta olmak üzere birçok yardım malzemesini Büyükşehir Belediyesi'ne getirdi. Şu anda 52 kişilik bir ekibimiz orduyu temsil edecek şekilde yolda. Bunların içinde 8 kamyon, 5 ekskavatör, 5 hizmet aracı, 2 pikap, 2 su tankeri ve lovbet olmak üzere toplam 23 araç gitti. Yardımlar hakkında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ordumuzun sıcaklığını gösterdik diyerek 5000 kişilik mobil mutfak tırının depremden etkilenen Adıyaman'a gönderildiğini söyledi. 66 çuval mesela çocuk bezi, 1480 çuval battaniye, 155 çuval kıyafet, 74 koli temizlik malzemesi, 15 ısıtıcı, yani su, bunlar böyle saymaya gerek yok. Aslında bize söylenen sadece şuydu, battaniye olsun, sıhhi malzeme, özellikle çocuk bezi ve hijyen malzemeleri, bir de işte uyku tulumu olursa yeterli dendi. Hatta kıyafet bile söylenmedi ama buraya yağdı şeyler. Yani yardım, destekler yağdı. Paketini alan, arabaya yükleyen, kamyonetine yükleyen, arabasına yükleyen herkes buraya getirdi. Biz de bunları büyük bir titizlikle ayırdık. 52 kişilik ekip ve ekipmanın depremzedeler için harekete geçtiğini belirten Başkan Mehmet Hilmi Güler, ordu için heyelan tehlikesinin her dönem olduğunu vurgulayarak ilçelerin yeni bölgelere taşınması projesinden bahsetti. Olabilir, heyelan olabilir, tabii ki olabilir. Yani bunların hepsi zaten bizim heyelan bölgesi. Bu deprem olmadan önce de ben geldiğim dönemden, yani bulunduğum dönemde 615 heyelan oldu. Yani 615'e bizim ordu tabiriyle kaydı, uçtu. Bizim uçuk deriz biz buna. Yani bunları da tabii ki üzerinde çalışıyoruz. Bunlarla ilgili zemin etüdü yapıyoruz. Yeni bir kent çalışması, yeni bir yerleşim merkezi çalışması 19 ilçemizde yapıyoruz. Bunlar da depreme karşı, heyelanlara karşı, diğer tabii afetlere karşı yapmamız gerekiyor.
gereken çalışmalar. Bu çalışmaları başlatmıştık. Bunların ne kadar isabetli olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Bu çalışmanın yapılmasını 19 ilçemizde yeni yerleşim merkezlerini hazırlayarak daha çağdaş ikinci, yani Türkiye'nin ikinci yüzyılını, ordunun ikinci yüzyılına hazır bir şehir haline getirmeye çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Sayın Yusuf Çingıl, dün deprem ilk saatlerinden itibaren Yusuf Çingıl ve ekibi Malatya'daydı. Malatya'da mesaiye başladılar. Çok da anlamlı bir işe imza attılar. Az sonra onu aktaracağım size. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar başkanım. Çok zor bir bölgedesiniz. Dün akşamdan, dün hatta deprem ilk saatlerinden itibaren. Hem ne zaman ordu ekibi sahaya indi ve yapılan çalışmalarla ilgili neler yaptı? Hem de şu anki son durumu bizimle paylaşabilir misiniz başkanım? Evet, depremin ilk saatinden itibaren biz öncelikle Ordu ilimizde bu depremi şiddetli bir şekilde hissettik. Ve hemen akabinde de ilimizde herhangi bir hasar, zayiat var mı bunun değerlendirmesini yaptık. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet İlmi Güler'le de durum değerlendirmesi yaptıktan sonra ilimizde herhangi bir zayiatın, zararın, hasarın olmadığını tespit ettik. Ve hızlı bir şekilde de deprem bölgesine ihtiyaç olabileceğini öngörerek hızlı bir hazırlık içerisine girdik. Ve depremden bir saat sonra harekete hazır bir şekilde ekiplerimizle ilk etapta 15 kişiden oluşan arama kurtarma ekibimizle deprem bölgesine hareket ettik. Ve hemen sonrasında da depremin büyüklüğünü daha fazla, can kayıplarının daha fazla olduğunu gördükten sonra da hemen hızlı bir şekilde 10 kişilik daha bir takviye ekip hazırlayarak yola çıktık. Ve gece saatlerinde de Malatya'ya ulaştık. Hızlı bir şekilde de hiç vakit kaybetmeden enkazda çalışmalarımıza başladık. Başkanım çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar da kolaylıklar diliyoruz. Şu anki son durum nedir başkanım? Malatya'da yüzde kaçına müdahale edildi enkaz kurtarmanın? Bilebiliyor musunuz? Bununla ilgili bir oran verebiliyor musunuz? Biraz da hava şartlarından bahseder misiniz başkanım? Bir oran vermemiz mümkün değil ama dün gece biz Malatya varır varmaz bize söylenen enkaza geldiğimizde enkazda yaklaşık 5 kişi olduğu tahmin ediliyordu. Hızlı bir şekilde biz enkazdaki vatandaşa telefon var. Aykut bağlantıda bir sorun var galiba. Giderebiliyor muyuz? Bağlanabiliyor muyuz? Tekrar mı bağlanacağız? Evet, şimdi bir haber girelim. Tekrar bağlanmayı deneyecek Aykut. O bağlantı eğer sağlıklı olursa yeniden devam edeceğiz. 25 kişilik bir ekip de gece saatlerinden itibaren çalışmaya başladık dedi Sayın Başkan. Ekip ayağının tozuyla gider gitmez bir enkazda canlıların olduğu haberini aldı. O enkaza müdahale ettiler ve o enkazdan 8 yaşındaki babasıyla, 8 yaşındaki evladıyla, kızıyla babasını sağ olarak kurtardılar. Ver battaniye. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarçuk ilçesi olan ve 10 ili vuran deprem sonrası Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 25 kişilik arama kurtarma ekibi ayağının tozuyla gittiği Malatya'da baba ve kızını enkaz altından kurtardı. El feneri verin arkadaşlar. Dur, el feneri geri ver. Dur, hadi sessiz. Görev yeri Malatya'ya intikal eder etmez kurtarma çalışmalarına katılan Ordu İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekibi Hamidiye Mahallesi Aşıklar Sokağı'nda enkaz halindeki apartmanda çalışma yaptığı enkazda küçük bir kızın sesini duydu. Hadi. Sekiz yaşındaki Sadiye ile babası Şahin Özdemir'in sesini duyan ekipler kendileriyle telefonda iletişime geçti. Bulundukları yer tespit edilen baba ve kızı 25 saat kaldıkları enkazın altından 7 saatlik titiz çalışma sonrası sağ olarak kurtarıldı. Neden mi? Annem kaçırmadı. Annen nerede? Kızın yanınızdan ayrı mıydı? Adam yanınızdan ayrıydı. Mutfakta mıydı? Bizim odadaydı. Eşyalarını almaya gidip bahçeye gidecek. Niye ben size dedim bahçeye gidin hanım. Bahçeye gidin eşyanız olmaz. Dedim bahçeye gidin. Sen ne kadar akıllı bir kızsın. Sen ne kadar akıllı bir kızsın biliyor musun? Bak her şeyi unutmamışsın, söylüyorsun ya. Ne güzel.
Çok mutlu oldum seni gördüğünüz için. Biz telefonla konuştuk onunla. Babamın yanındayım dedi, yardım edin dedi. Ekiplerle telefonla konuşarak babasının ve kendisinin bulunmasını sağlayan 8 yaşındaki Sadiye'nin sözleri ise yürek burktu. Sadiye bahçeye çıkmak için hazırlandıkları sırada annesinin farklı bir odada depreme yakalandığını ve enkaz altında kaldığını söyledi. Öğrenelim. Şimdi onların sesini duyamayabiliriz zaten. Anamda ses gelmiyor. Anneni görebiliyor muydun sen? Dokunabiliyor muydun yani? Sadiye elini çekti. Tutmuş. Kimin? Annen tutmuş mu seni? Ha? Annen tutmuş muydu annen? Sonra ne oldu? Sonra da bıraktım. Hayır, bıraktım. Bıraktım. Annen okumuştu. Sonra bu gibi şimdi. Daha iyi tutmadım orada. Belki uzay. Bana mı gülüyor musun? Müdürüm. Işığı kapatıyor. Gitti. Enkazın altında kaldı. Kim? Annem. Sen tamam, şimdi çıkmadan babanın kucağındayken annenin elini tutmuş muydun orada? O zaman annem de çok yakın, öyle mi? Tamam. Ya da kutuluyorum belki. Küçük kızın annem enkazın altında kaldı sözleri ise yürekleri dağladı. Annem kaçamadı. Kaçamadı, neden mi? Annem kaçamadı. Annen nerede, sizin yanınızdan ayrı mıydı? Annem yanınızdan ayrıydı. Mutfakta mıydı? Mutfakta değildi, bizim odadaydı. Eşyalarını almaya gidip bahçeye gidiyorum. Niye ben size dedim bahçeye gidin hanım. Bahçeye gidin, eşyanız olmaz. İnşallah çok daha fazla hayatlar kurtarmak nasip olur ekibimize diyelim. Ve Yusuf Çıngıl tekrar hattımızda. Sevgili izleyenler, bölgede yoğunluk var biliyorsunuz. İnternette ve telefon hatlarında, şebekelerde yoğunluk var. Bunun için vatandaşlarımızla uyarılıyor sık sık. Dolayısıyla teknik aksaklıklar yaşanabiliyor. Böyle olduğu gibi düştük hattan, tekrar bağlandık. Başkan, duyabiliyor musunuz? Evet, şu an duyabiliyorum. Zaman zaman telefon hatlarında kesintiler yaşıyoruz. Bölgede kesintiler yaşanabiliyor. Dediğim gibi biz dün akşam Malatya'ya geldiğimizde bize görevlendirildiğimiz enkazda 5 kişinin olduğu söylendi ve hızlı bir şekilde biz çalışmalarımızı başladık. Yine seyircilerimizin de ekranlardan haberlerinizde izlediği gibi telefon bağlantısıyla enkazdaki vatandaşımıza ulaştık. Yer tespitini yaptıktan sonra da 7 saatlik hassas bir çalışma neticesinde küçük kızımızı ve babasını sağ salim enkazdan çıkarmayı başardık. Maalesef daha sonra aynı enkazda kızımızın annesini ve ablasının maalesef cansız bedenini de çıkartmış olduk. Bu tabii hem sevinç hem de üzüntü oldu bizler için. Ve devamında da yine çalışmalarımızı hiç kesmeden devam ettirdik. Yine başka bir enkazda 3 tane vatandaşımızın göçük altında olduğu bilgisi geldi. Hızlı bir şekilde ekiplerimizle aynı bölgede çalışmalarına başlattık. Ve şu an saatler itibariyle de maalesef orada da vatandaşlarımızın cansız bedenine ulaşıldı. Onların da çıkarılma çalışmaları devam etmekte. Aynı zamanda Malatya'da çok hava şartları çok olumsuz bir şekilde. Aşırı bir soğuk var, kar yağışı zaman zaman oluyor, don var. O yüzden ekiplerin çalışmaları da çok güçlükle gerçekleştirilebiliyor. İnşallah, tabii biz umudumuzu yitirmiyoruz. Daha önceki deprem tecrübelerimizde günler sonra, 72 saat sonra dahi enkazdan canlı çıkarıldığına şahit olduk. İnşallah biz de o umutla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Başkanım, inşallah yeni hayatlar kurtarmak nasip olur. Dediğiniz gibi hava şartları çok kötü gerçekten Malatya'da. Diğer iller bir nebze daha sıcak Malatya'ya göre ama Malatya'da ciddi bir kar ve soğuk varmış edindiğimiz bilgilere göre. Evet. Çalışma şartları da oldukça zor. İnşallah dediğim gibi tekrar hayatlar kurtarmak nasip olur. İlk 72 saat çok önemli hepimizin bildiği gibi. Ben de hala ümitli olan vatandaşlardanım. Peki ekipman noktasında sıkıntınız var mı başkanım? Ordu Büyükşehir Belediyesi ciddi bir ekip ve ekipmanla sahada. Yemek tırı da orada. Yardım tırları da geldi. 10-12 tane yardım tırı da geldi. Herhangi bir ekip ekipman sıkıntısı yaşıyor musunuz? Ekipman konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Yalnız Malatya'da insanların hiçbiri evlerinde kalmıyorlar. Bu soğuk havaya rağmen dışarıda çadırlarda battaniyelere sarılı bir şekilde geceleri geçiriyorlar. Tabii şehrin hiçbir noktasında açık iş yeri mevcut değil. Fırınlar dahi kapalı. Gıda temini konusunda çok ciddi
sıkıntılar var. İnsanlar gıda temini konusunda çok zorluk yaşıyorlar. Biz de arama kurtarma ekipleri de aynı şekilde ekmek dahi bulamıyoruz. Bütün iş yerleri kapalı. İnsanlar kendilerini güvende hissedebilecekleri alanlara kendilerini güvene almışlar şekilde hayatlarını burada idame ettirmeye çalışıyorlar. Tabii belediye ekipleri, devletimizin diğer kurumları da bütün imkanlarını seferber etmiş durumda. Ama birçok ilimizde aynı afet maruz kalındığı için bazı aksaklıklar yaşanıyor. Tabii bu konuda da devletimiz tüm imkanlarıyla sahada çalışmalarını devam ettiriyor. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Bu yayınımız vesilesiyle de bunu duyurmuş olalım. Biz gıdaya çok fazla dikkat etmemiştik herhalde giden tırlarda. Daha sonraki tırlarda belki su noktasında biraz takviye yapıldı, gıda takviyesi yapıldı ama en azından bundan sonraki gelen yardım araçlarında da gıda yönünde de desteklerin olmasında çağrı var. Buradan da yenilemiş ve bunu duyurmuş olalım. Özellikle ekmek noktasındaki çağrıyı ben diğer illerden de gördüm. Fırınlar kapalı olduğu için, doğalgaz verilemediği için ve fırınların çoğu da doğalgazla çalıştığı için bölgede ekmek olmadığını söylüyorlar. Dolayısıyla bu tırlarda muhakkak özellikle yakın illerden yardım yapacaklar varsa... Ben ekmek... şunu da belirtmek istiyorum. İsa Bey, yardım ekiplerinin büyük çoğunluğu Malatya değil de diğer illere gidiyor. Malatya'da şu anda Ordu Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekibi haricinde hiçbir arama kurtarma ekibi yok. Aynı şekilde diğer yardım ekipleri de bu bölgede çok az sayıda, diğer illere zannedersem ekipler sevk ediliyor. Buralara da Malatya'ya da mutlaka biraz daha fazla yardım gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Başkanım çok teşekkür ederim. Bunu da duyuralım. Hem de yayınlarımız boyunca duyuralım. İnşallah Malatya'ya da çok fazla sevkiyat olsun. Bizim ilden gelen, ilçe belediyelerinden gelen destek ekipler var. Onların da oraya yönlendirilmesi noktasında ben şimdi hemen çalışmalar yapıp yorularını yaparız. Yetkilileri de bu noktada muhakkak uyarırız. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Buradan Ordulu hemşehrilerimize de selamlarımızı iletiyorum. Başkanım kolay gelsin. Allah yardımcınız olsun. İnşallah irtibatta kalalım. Ekip arkadaşlarımıza da kolaylıklar diliyoruz. Allah her birinin yardımcısı olsun. İnşallah çok fazla hayatlar kurtarmak nasip olsun ekibimize. İnşallah. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kolay gelsin. Hayırlı akşamlar. Sevgili izleyenler, Malatya'daki imkanlar zor. Biz Malatya'ya çok fazla yardım gittiğini düşünürken maalesef Malatya'da Yusuf Başkan'ın söylemiyle aslında yeterince yardım gitmeyen bölgelerden bir tanesi gibi görünüyor. Ben Hatay'da aslında sıkıntı var gibi görüyordum ama bu arada telefon sürekli çalıyor. Yayında olduğumu herhalde bilmiyor arkadaşlar. Belki de önemli bir konu vardı, bilemiyorum. Hatay'da böyle bir sıkıntı olduğunu düşünüyor idim ama Malatya'da da demek ki aynı sıkıntı varsa ya coğrafya düşünüldüğünde aslında tüm coğrafyanın sıkıntılı olduğunu görmemek mümkün değil. Gerçekten de çok fazla yıkılan bina var. Çok fazla enkaz altında vatandaşımız var ve ekip sayısı 53 bin 54 bin de olsa bu coğrafyaya göre yıkılan bina sayısına göre az. Umarız ki o yüzden bir an önce buralara takviye yapılır. Buradan bir kez daha çağrı yapalım. Ekip arkadaşlarımız var, buradan gidenler var. Belediyeler var. Altınordu Belediyesi ve Ünye Belediyesi'nin ekipleri var. Biraz sonra haberde de onları aktaracağım sizlere. Onlara da buradan çağrı yapalım. O ekipler de eğer daha acil bir durumdaki bölgeye gitmiyorlarsa Malatya'ya yönlendirilsinler. Dolayısıyla Malatya'da da giderken de muhakkak az da olsa çok da olsa ekmek götürmekte fayda var. Daha biraz önce de söyledim. Diğer illerden de benzer çağrılar geldi. Bölgede elektrik olmadığı için, doğalgaz olmadığı için, fırınlar çalışmadığı için çok fazla ekmek ve su sıkıntısı varmış. Bunu da muhakkak dikkate almanızı rica ediyorum. Yine devam edeceğiz tabii ki. Bir haber daha sunalım. Ondan sonra devam edelim. Vatandaşlarımız Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin çağrısıyla beraber ciddi bir yardım kampanyası başlattı demiştik. Tüm ilçelerden bu kampanyaya destek yağdı. Müteahhitler Birliği'nden de bir tır hazırlanarak o tırı oradan uğurlaması yapıldı. Ordulu vatandaşlar merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ile etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremden etkilenen vatandaşlar için adeta tek yürek oldu. Ordu'da birçok ilçe belediyesinin yaptığı çağrılara duyarsız kalmayan vatandaşlar akın akın belediyelere koşarak yardım getirdi. Yardımların ilk durağı Fatsa Belediyesi oldu. Bir taraftan vatandaş kuyruklar halinde yardımlarını teslim etmeye çalışırken diğer taraftan da belediye birim müdürleri içerisinde olmak üzere tüm belediye personeli yardım malzemelerini ayrıştırmak ve tırlara yükleme konusunda adeta seferber oldu.
Abi az getirmesinler de çıkmalar gibi. Konuşmasına Fatsa halkına çok teşekkür ederek başlayan Fatsa Kaymakamı Avni Kula, 7'den 70'e herkes yardım konusunda birbiriyle yarıştı dedi. Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibarsa Fatsa bugün bir ve beraber oldu ifadelerini kullandı. Öncelikle Fatsa halkına çok teşekkür ediyorum. 7'den 70'e hepsi yardım konusunda birbirleriyle yarıştılar. Bu yardımları organize eden Fatsa Belediye'mize, Fatsa'daki tüm siyasi partilere, Fatsa'daki tüm sivil toplum örgütlerine tek tek teşekkür ediyorum. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ölenlere rahmet, kalanlara acil şifalar diliyorum. Allah tekrarından esirgesin. Fatsa bugün bir ve beraber oldu. Sabahki deprem yaşandığı saatten itibaren vatandaşlarımız her türlü yardımı deprem sahasına göndermek için var gücüyle mücadele etti, bizlere ulaştırdı. Biz de kaymakamlığımızda kurmuş olduğumuz koordinasyonla birlikte 5 tane iş makinamız ve kamyonumuz hazır. Onlar da birazdan yola hareket edecekler. 25 kişilik bu deprem konusunda eğitim almış arama kurtarma ekiplerimiz de bu gece yola çıkacak. İnşallah depremin tüm yaralarını el birliğiyle hep beraber saracağız. Vatandaşlar ve kamu kurumlarının yanı sıra ordudaki iş insanları da afetzedelere yardım için seferber oldu. Bu kapsamda Ordu Müteahhitler Birliği Derneği de depremzedelere yardım tırı gönderdi. Biz de Ordu Müteahhitler Derneği olarak bir tane şu an için bir tır hem bakliyat, gıda ve barınma ısınmayı kapsayan bir tır oluşturduk. İnşallah ilerleyen süreçlerde de devamını müteahhitler olarak yapacağız diyoruz. Geçmiş olsun diliyorum. Biz bütün ordu halkını, Türkiye halkını yardım yapmaya davet ediyoruz. Biz buradayız. Üzerimize düşen neyse müteahhitler olarak her şeyi yapacağımızı belirtmek istiyoruz. Ordu Müteahhitler Derneği'ne bu örnek davranış için teşekkür ediyorum. Herkese de örnek olmasını diliyorum. Hayırlarda yarışmak güzeldir. Bunun üstüne de diğer grupların, diğer derneklerin, diğer örgütlerin çıkmasını temenni ediyorum. Allah tekrarından korusun. Herkese geçmiş olsun. Başımız sağ olsun. Tırlar çıkacak. O tırlara bu tür malzemeleri yetiştirelim diyorum. Ben de Fatih Başkanım gibi tüm ülkeye çağrıda bulunuyorum. Gerçekten bölgede çok şeye ihtiyaç var. Hükümetimizin, devletimizin bunu tek başına çabucak halletmesi mümkün değil. Biliyorsunuz bu tür felaketlerde 24 saat, işte 48 saat, en fazla 72 saat çok önemli bir süre. Bu sürenin 24 saatten fazlası geçti zaten. Kalan süreyi doğru değerlendirmek adına ben ülkemizde özellikle iş makinesi olan firmalarda seferberlik ilan edilmesini ve bu makinelerin derhal o bölgeye gönderilmesini rica ediyorum. Korgan Belediyesi de bir o kadar duyarlıydı depremzedelere. Vatandaşlar tüm imkanlarını deyim yerindeyse seferber etti. Arkadaşlarımızın yarasını sarmak için dün sabahtan itibaren vatandaşlarımızla birlikte Kaymakamlığımız, Belediye Başkanlığımız, Korgan Kızılay Şube Başkanlığı olmak üzere vatandaşlarımızın göndermiş oldukları bu afet zedeleri, yardımları ulaştırmak için dün öğlenden beri yola çıktık. Bu sabah buraya ulaştırdık, yerine ilettik, arkadaşları teslim ettik. Tekrar buradan döneceğiz. Ülkemizin başı sağ olsun. Yardım malzemelerimizi dün 3 saat, 4 saat bir zaman zarfında kısa bir sürede topladık, tıra yükledik. Akşam saat 18 gibi yola çıktık. Sabah saat 07 saatlerinde Malatya'ya indik. Bizim malzemeleri getirme bölgemiz Malatya'ydı. Şu anda bir toplama merkezindeyiz. Korganlı hemşehrilerimizin vermiş olduğu battaniyeler var. Burada giyecekler var. Gıda maddeleri, giyecekler, botlar. Ayrı ayrı istif ettik. Birazdan burada ihtiyaç sahiplerine görevli arkadaşlar bunları iletecekler. Örneğin Korgan halkının ilettiği Sayın Hüca Kiraz Başkanı'nın, Sayın Mikael Sönmez, Dersi Kaymakamlığı'nın ve destekleri buraya gelen gıda maddeleri olsun, giyecek olsun, çocuk bezleri olsun. Geldik Malatya'ya teslim ettik. İlk gelen ilçelerden bir tanesiyiz. Allah herkesin yar yardımcı olsun. Öte yandan Çaybaşı Belediyesi de vatandaşlara yaptığı çağrılarla yardımların adresi oldu. Bebek bezi, battaniye ve giyim başta olmak üzere birçok ürün belediyeye getirildi. Evet, hemşehrilerimizin değerli yardımlarıyla inşallah ikinci aracımızı da Sayın Valimizin de görevlendirildiği Adıyaman vilayetimize inşallah saat 8 civarında çıkışını yapacağız. Tabii hava durumu da ortada. İnşallah hızlı bir şekilde çıkış yapacağız. Orada da Sayın Valimizin koordinasyona arkadaşlarımız dahil olacaklar. Bir araç şoförü, iki de yardımcı arkadaşla beraber bu ekibimizi de ikinci arabamızı da inşallah hayırlısıyla uğurlayacağız.
Evet, Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından satır başlarını da haberlerin arasına atmak istiyorum. 100 milyar liralık bir kaynağın acil olarak aktarıldığını söyledi afet bölgesinde Sayın Cumhurbaşkanı. Bir de Antalya, sadece Antalya'da 50 bin yatağın hazırlandığını depremzedeler için belirtti Sayın Cumhurbaşkanı. Biliyorsunuz diğer illerde de turizmciler bu konuyla ilgili hamleler yapmıştı. Yine bir 20-30 bin civarında yatak daha önce tahsis edilmişti. Dolayısıyla 70-80 bin totalde. Ben daha farklı bilmiyorum, en azından 70-80 bin kadar yatak da depremzedeler için tahsis edilmiş oldu. Cumhurbaşkanlığının iki uçağı da bu bölgede ve depremzedelerin en azından arama kurtarma ekiplerinin koordinasyonu için, sağlık ekiplerinin acil müdahaleleri için görevde olduğunun altını bir kez daha çizelim. Bu arada notlarımı da kontrol ediyorum ki atladığım bir şey olmasın, her şeyi paylaşabilelim diye sevgili izleyenler. Eğer yeni bilgi gelirse onlara da birebir size aktaracağım. Tabii bir de hava yollarının indirimleri var, biliyorsunuz. Türk Hava Yolları ve özel şirketler Pegasus, özellikle Pegasus'u söylemekte fayda görüyorum. Tüm bu deprem bölgesinden yapılacak uçuşlarda ücret almayacağını, ücretsiz transfer yapacağının altını çizdi ve açıklamasını yaptı. Türk Hava Yolları da 100 liralık bedelle biletleri depremzedelere tahsis edecek. Bu noktada da devletimizin devrede olduğunu ve şirketlerimizin de buna destek verdiğini belirtmekte fayda var. Her birine bir bir teşekkür edelim. Dün akşam da söylemiştim, gerçekten çok büyük bir milletiz. Büyüklüğümüz de böyle dar zamanlarda ortaya çıkıyor. İnşallah çok daha kudretli, çok daha güçlü bir ulus olmayı başarabiliriz. Bu birlik ve beraberlik sadece dar günde değil, kötü günde değil, İnşallah iyi günde de devam eder ve dolayısıyla çok daha güçlü bir millet olarak yaşamaya devam ederiz yeryüzünde diyelim. Yine yardımlarla devam edelim. Altınordu Belediyesi de deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza gönderilmek üzere ciddi bir yardım kampanyası başlattı. Belediye Başkanı Aşkın Tören'in çağrısıyla beraber hem arama kurtarma ekibi hem de yardım malzemeleri yola çıktı. Kahramanmaraş Pazarcık'ta 04.17'de meydana gelen ve birçok ile etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin yaralarının sarılması için yapılan yardım çağrılarının ardından Altınordulular yardım toplama merkezlerine akın etti. Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediyesi organizasyonunun ardından bir yardım çağrısı da Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'den geldi. Başkan Tören'in sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıya duyarsız kalmayan vatandaşlar Altınordu Belediyesi'ne akın ettiler. Başkan Aşkın Tören'in çağrısının ardından 7'den 70'e seferber olan Altınordulular battaniye, kışlık kıyafet, bebek bezi, hijyen malzemeleri ve gıda yardımlarını akın akın Altınordu Belediyesi'ne teslim ettiler. Kısa sürede çığ gibi büyüyen yardımlar ve Altınordu Belediyesi'nin yakacak desteğinden oluşan iki tır deprem bölgesine sevk edilmek üzere hazır hale getirildi. Altınordu Belediyesi organizasyonunda hazırlanan yardım tırlarının yanı sıra bir mobil sağlık tarama aracı, bir paletli ekskavatör, bir arazöz, bir vidanjör, bir pikap, bir minibüs, 4 kamyondan oluşan 12 araçlık konvoyla birlikte bir doktor, bir hemşire, 10 kişilik Altınordu arama kurtarma timinden oluşan 25 personel deprem bölgesi Malatya ve Adıyaman'a uğurlandı. Yardım konvoyu uğurlanmasında konuşan Başkan Aşkın Tören, "Büyük Türk milleti olarak çok ağır bir imtihandan geçiyoruz. Aziz Türk milletinin başı sağ olsun." dedi. "Türk milleti olarak çok ağır bir imtihandan geçiyoruz. Aziz Türk milletinin başı sağ olsun. Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi derinden etkileyen depremle birlikte milletçe bugün yas tutuyoruz." 85 milyon tek yürek olduk diyen Başkan Tören, Altınordu Belediyesi olarak diğer kurumlarla beraber deprem bölgesine en hızlı şekilde dayanışma ve kucaklaşma seferberliği başlattıklarını belirtti. "Bugün biz Altınordu Belediyesi gönüllüleri ve ekibi olarak yola çıkıyoruz. Bizden önce Ordu Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, diğer ilçe belediyelerimizin de benzer hazırlıklar yaptığına şahit olduk. Bu akşamı önemli kılan işlerden bir tanesi
Ayrıca vatandaşlarımızın bugün mamasından yakacağına, bu zor ağır kış koşullarında iki tane varsa bir tanesini depremden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere bize emanet etmeleri, işte Türklük ve Müslümanlık kimliğimizin önemli bir nişanesidir. Allah milletimizi bu zor sınavlarda da güçlü kılsın. Amin. Yardım kampanyasının devam ettiğini belirten Başkan Tören, her koşulda yardım etmeye hazır olduklarını ifade etti. Her türlü fedakarlığa, her şartta milletimize hizmet etmeye hazır olduğumuzu ifade ediyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Bir kez daha yenileyelim sevgili izleyenler. Biraz önce Ordu Beşiktaş Belediye İtfaiye Daire Başkanı Yusuf Çengal'a bağlandık ve Malatya'daki son durumu aldık. Malatya'da işlerin aslında hiç de gördüğümüz gibi yolunda olmadığını öğrenmiş olduk. Oraya da destek gerektiğinin altını bir kez daha çizelim. Aynı zamanda buradan gönderdiğimiz ekibin de ekmek noktasında sıkıntı yaşadığını, belki diğer içecekler, yiyecekler noktasında sıkıntı yaşadığını da belirtelim. Onların da bu desteklerden faydalanmasını sağlayalım. Gerçekten de zor bir iş icra ediyorlar ve Malatya coğrafyanın en zor ili. Çünkü çok ciddi bir soğuk ve kar yağışı var. Dolayısıyla bu bölgelere biraz daha hassasiyet göstermekte fayda var gibi görünüyor. Elbette ki Hatay'da, çünkü Hatay'da da çok ciddi bir arama kurtarma ekibi eksikliği vardı. Bunu da gün içinde gördük. Biraz daha akşam saatlerine doğru o bölgeye doğru yoğunluk vermeye başladılar. Ama inşallah bu iki bölgede de hızlı bir arama kurtarma koordinasyonu yapılarak ekiplerin bir an önce oraya intikal etmeleri ve enkaz başlarında vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışmaları sağlanırsa en azından ümidimiz varken saat henüz 72 saatte olmadan belki canlar kurtarırız, hayatlar kurtarırız diye temennide bulunalım. Bir kez daha vurgulayalım. Giden ekipler lütfen Malatya'ya yönelsinler. Malatya'da arama kurtarma ekiplerinden yana sıkıntı varmış. Az sayıda arama kurtarma ekibi varmış. Sadece ordulu ekip varmış. 25 kişilik bir ekip var biliyorsunuz ordudan. Dolayısıyla da bu bölgeye muhakkak ilçe belediyelerinden giden kurtarma ekipleri intikal etsinler. Başta Yusuf Başkan'la istişare yaparak, onlarla iletişime geçerek. Tabii valiliğimiz ve büyükşehirimiz de bu koordinasyonu sağlıyordur diye düşünüyorum. Onların da koordinasyonuyla beraber inşallah Malatya'da güçlü bir ordulu dayanışması göstersinler de umarız ki Malatya'dan da hayatlar kurtarmak tekrar nasip olur. Ekranlara da biz bunu yansıtalım. Hayat devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nde grup toplantısı vardı bugün. Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli de kürsüdeydi. Kürsüden tek bir gündemi vardı, yaşanan deprem. Bütün parti teşkilatlarımız ve ülke ocaklarımız gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılacaklardır. İhtiyaç olan kansa kan vereceğiz. Emekse emek vereceğiz. Mücadele ise mücadele edeceğiz. Üzerimize göçen binaları mutlaka kaldıracağız. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında tek gündemi Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden biri olan afetti. Milletimizle tek yumruk olup zorlukları muhakkak aşacağız. Devlet ve hükümet deprem bölgesinde teyakkuzdadır. Bütün imkanlar seferber edilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi arama kurtarma mücadelesine sonuna kadar destek sağlayacak, hükümetin yanında duracaktır. Tüm vatandaşlarımız yek vücuttur. Tüm kurum, kuruluş, kural ve değerlerimizle dimdik ayaktayız. MHP lideri Devlet Bahçeli depremle ilgili birçok dezenformasyon yayan kişi ve grupları sert sözlerle eleştirdi. Normal zamanlardaki gibi gözünün üzerinde kaşın var bahaneleriyle yapılacak mesnetsiz eleştirilerin sahneneceği bir zamanda olmadığımız herkesçe bilinmelidir. Depremi fırsat bilen sosyal medya farelerine, provokasyon peşinde koşan vandallara, ajitasyon yapan çıkarcılara, felaketi istismar etmeye gayret eden utanmazlara kesinlikle göz yummayacağız. Müsaade etmeyeceğiz, müsamaha göstermeyeceğiz. Türkiye'nin çok zor bir süreçten geçtiğini belirten MHP lideri Bahçeli, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Gün siyasi ve ideolojik kutuplaşmalara, asılsız isnat ve ithamlara çanak tutacak bir gün de değildir. Gün her şeyden ve hepsinden önemlisi, bir olma, beraber olma, kenetlenme ve aynı hissiyatla kucaklaşma günüdür. Nitekim içinden geçtiğimiz kasvetli ve kederli günler hep birlikte Türkiye olmanın günleridir. Öncelikle şunu ifade etmek durumundayım ki çözemeyeceğimiz hiçbir sorun, aşamayacağımız hiçbir engel, altından kalkamayacağımız hiçbir enkaz, saramayacağımız hiçbir yara
Allah'ın izni ve inayetiyle yoktur. 39. saatindeyiz dedik. Depremin 72 saatin dolmasına daha var. Dolayısıyla ümitlerimizi hala kaybetmedik. İnşallah yeni canlar kurtarmaya devam edecek ekiplerimiz ve gece boyunca da bu kurtulan canların müjdesini alırız diye temelinde bulunarak bültene devam ettirelim. Bu kadar güzellik var, bu kadar iyilik var, yoğun bir destek var, yüce gönüllü milletimiz var. Ama memleketin içinde hainler de var, alçaklar da var. Kim onlar? Bu işi fırsata çevirmeye çalışanlar. Her zor günümüzü fırsata çevirmeye çalışan düşkünler var, düşkünler. Daha nasıl tarif edilir çok biliyorum ama işte onu söylemeye müsaade etmiyor ana haber bülteninde oluşumuz. Bununla ilgili de Esnaf Odaları Birliği Başkanı Erdoğan Akyürek açıklamalar yaptı. Bu fırsatçılara muhakkak yaptırım yapılması gerektiğinin altını çizdi. Yani Allah bu fırsatçılara fırsat vermesin. Bu fesatlara fırsat vermesin. Böyle bir şey olmaz. Yani bu nasıl bir insanlık duygusudur, nedir bunu anlamakta inan güçlük çekiyoruz. Türkiye 6 Şubat gününe Kahramanmaraş'taki depremlerle birlikte gözyaşıyla uyandı. 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem felaketiyle herkesin yürekleri dağlanırken fırsatçılarsa yine şaşırtmadı. İnsanların zor durumunu fırsat bilen bazı işletmeler 2 gün önce 50-60 lira bandında satılan battaniye ve kışlık malzemelerin fiyatlarını 300-400 liraya kadar çıkardı. Hep beraber omuz omuza verip bu mağdur olan İnsanların yardımına koşmak varken 50 liralık, 80 liralık battaniyeler şimdi 200 lira, 300 lira demenin, 500 lira demenin yani bir anlamı var mı? Bize kayıtlı olan veya da bizi ilgilendiren esnaf camiamızda bile varsa lanetliyorum bunları, kınıyoruz yani. Orada Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Erdoğan Akyürek de bunu yapan işletmeleri sert bir dille eleştirdi. Akyürek, vatandaşları da bu konuya duyarlı olmaya davet etti. Kim olursa olsun şikayet edin dedi. Eğer kendilerinden böyle bir fahiş fiyat talebinde bulunursa hemen şikayet etsinler. Kim olursa olsun bakın, kim olursa olsun. Yani bu böyle, biz bunu insanlarla işte devletin birlikleriyle aşarız. Aşılmayacak bir şey değil bunlar. Tez zamanda da bunlar cezalarını çekmeliler. Çünkü bunlar esnaf olamazlar, bunlar insan olamazlar. Yani ne olursa olsun en ağır şekilde cezalandırılmalı lazım. Esnaflara da yardım çağrısında bulunan Akyürek, yardımları akıllıca yapmayı tavsiye etti. İşi profesyonellere bırakarak yardımlarımızı esirgemeyelim dedi. Yardımlarımızı yaparken de profesyonelce yapalım. Oraya ulaştırırken de profesyonelce ulaştıralım. Oradaki insanların içlerini kolaylaştıralım. Bu çok önemlidir. Esnaflarımız yardımlarını yine esirgemesinler. Yapsınlar. Ama mutlaka götürdükleri yardımları teslim ederken işte belediyedir veyahut da kaymakamlıklar, valilikler yani resmi anlamda bu yardımı topluyorlar. Çünkü bireysel anlamda size yardımları götürüp yani ulaşacağı yere de ulaştıramazsınız zaten. O da ayrı bir sıkıntı. Çünkü sizin de bir güvenliğiniz gerekiyor orada. O bölge güvenlik altında şu anda. Yani her şeyi böyle özgürce serbestçe yapamazsınız. Bunlar çok önemli. Dediğim gibi vahşi yapılacak toplamaları, yardım toplamaları bırakalım. Çünkü bu bir işe yaramaz. Hiç kimsenin işine yaramaz. Oradakilerin de bizim de işimize yaramaz. Yardımlarımızı yapalım ama akıllıca ve profesyonelce yapalım. Öte yandan Ticaret Bakanlığı da bu süreçte fırsatçılık yapan firmalar hakkında ağır yaptırımlar uygulanacağını açıkladı. Vatana ihanet sadece savaş meydanlarında olmuyor. Görüyorsunuz, bunun adı düpedüz ihanet işte. Hep ne söylüyoruz? 3 kuruş için insanlığınızı, maneviyatınızı, değerinizi satmayın, inançlarınızı satmayın. Devletinizi, milletinizi satmayın. Ya gözünüz doysun. Burada insanların kol kola verdiği, omuz omuza verdiği, dayanıştığı bir dönemde senin 50 lira olan malı 40 liraya çekmen lazım. Yani maliyetine satman lazım. Hatta bir kısmını cebinden de desteklemen lazım. Finanse etmen lazım. Ne yapıyorsun? Gözün doysun diye, cebin dolsun diye bunu fırsata çevirmeye çalışıyorsun. Dünya senin olsa ne olur? Bak insanlar neler yaşıyorlar. Bir gece ansızın uykularında ne oldu? Demek ki bu dünyada iyi olmak lazım. Yüce gönüllü olmak lazım, milletimiz gibi olmak lazım. Böyle ahlaksızlar var toplumun içinde. Hem toplumu zedeliyorlar, hem maneviyatımıza zarar veriyorlar. Allah ıslah etsin diyoruz ama yine türüyorlar. Bela okumak da istemiyoruz ama devletimizin muhakkak takibini yapıp, Erdoğan Akyürek'ten başlayarak, Esnaf Odaları Başkanlığı'ndan başlayarak, vatandaşlarımız da bu işin takibini yapıp, az çok, 50 lira ise 100 lira yapanı da, 200 lira yapanı da muhakkak şikayet edin. Şikayet edin, bedelini ödesinler. Başka türlü uslanmıyor bu ahlaksızlar. Başka türlü insan olmayı beceremiyorlar bu insanlar. İnsan deyimini söz gelişi kullanıyoruz ama bunlar insanlığını da kaybetmişler başkanın dediği gibi.
İnsan olsalar buna tenezzül etmezler. Bu kadar alçalmazlar. Biz yine de Allah istersin diyelim ve devam edelim. Şimdi Ordu Ticaret Sanayi Odası Başkanı Levent Karlıbel, aynı zamanda şehir plancısı biliyorsunuz Sayın Levent Karlıbel ve mimar. Yaşanan süreçle ilgili değerlendirmeler yaptı. Depremle ilgili değerlendirmeler yaptı. 1999'da ders aldığımızı zannettik ama depremin verdiği hasara bakınca hiç de ders almamışız dedi. Türkiye'nin %93'ten fazlası deprem bölgesi. Ülkemizde iki büyük fay hattı bulunuyor. Ordu'da Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yer alıyor. Yani deprem ülkemizin gerçeği. Her an depremle karşılaşacağımız belli. ...17 Ağustos 1999 depreminin ardından yapılan tartışma ve araştırmalar sonucunda ise şu sloganı benimsemiştik. Deprem öldürmez, bina öldürür. Bu saptamanın ışığında sıcağı sıcağına çok sıkı inşaat yönetmelikleri, kanunlar hazırlandı. Kentsel dönüşüm projeleri geliştirildi. Bu yönetmeliklere uygun binalar yapılması için bir takım çalışmalar yürütüldü. Binalar inşa edildi. Peki sonra ne oldu? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 şiddetindeki depremle aslında yaşananlardan hiç ders almadığımızla yüzleştik. Birincisi şu, deprem olduktan sonra destek olmak, yardım etmek, bunlar evet insani görevlerimiz ama doğru olan ona neden olmamak aslında. Şehirleri doğru planlarsak, statikleri doğru planlarsak, bu fay kırıklarının nerede olduğunu bilerek bu çalışmaları yaparsak bu acı günleri yaşamayacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre 22 milyon konut içindeki 6-6,5 milyon konutun depreme dayanıksız olduğu ifade ediliyor. Yani kentsel dönüşüm şart. Yıllardır söylüyoruz. 99 depreminden sonra ders aldığımızı düşündük. Ama ders almadığımızı şimdi de görüyoruz. Belediyeler şapkalarının önlerine koyacaklar. Bu kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu anlayacaklar. Burada rant hesabı yapılmadan mal sahipleri metrekarelerden fedakarlık edecekler, semtlerinden fedakarlık edecekler, belediyeler alacakları harçlardan fedakarlık edecekler, destek olacaklar, müteahhitler az kazanacaklar ama bu ülkeyi yenilemek zorundayız. Yoksa bedelinin ne olduğunu gördük. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve aynı zamanda şehir plancısı olan Mimar Levent Karlıbel bina kalitesini değerlendirdi. 2000 yılından önce yapılan tüm binaların riskli olduğuna vurgu yapan Karlıbel, kentsel dönüşüm için acil bir eylem planı hazırlanması gerektiğini ifade etti. 2000 yılından önce yapılan tüm binalarımız risklidir. Bunu herkesi ürküterek, korkutarak bir yere varmak için söylemiyorum. İyi yapılan, dikkatli yapılan binalar da olsa o zamanki beton kalitemiz, o zaman kullandığımız demir cinsimiz, statik hesaplarımız, çarpanlarımız her şey değişti. Bu yüzden Türkiye'nin bir yenilenmeye ihtiyacı var. Maliyeti yüksek olabilir ama herkes her taraf fedakarlık edecek ve bunu düzenleyeceğiz. Çok daire, çok gelir değil diyen Karlıbel, Bucak, Subaşı ve Yeni Mahalli'nin bir kısmı için dönüşüm şart dedi. Yapılaşmalar doğru kurulmalı. Doğru oranlarla yapılaşmalıyız. Ve hem düzenleme ortaklık payları hem sosyal donatılardan da fedakarlık etmeden doğru bir planlama yapmalıyız. Bence metrekareden ve yoğunluktan fedakarlık ederek bu işi çözebiliriz. Bu işin şakasının olmadığını bir kez daha görmüş olduk çok acı bir tabloyla ülke genelinde. Bu fay hatları değişmeyeceğine göre, bu fay hatlarındaki yerleşim merkezleri de taşınamayacağına göre şehirleri yeniden elden geçirmek lazım. Sayın Karlıbel de bunu anlattı. Şimdi bir başka isim de kentsel dönüşüme uzun zamandan beri vurgu yapıyor biliyorsunuz. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde başkan danışmanlığı yapan yine şehir plancısı Mimar Nihat Şen. O da aslında uzun bir süredir ulusal televizyonlarda da, yerel televizyonlarda da, hatta yaptığı projelerde de kentsel dönüşümü ısrarla vurguluyordu. Sebebini anlattı. Kahramanmaraş'ta biri 7.7, diğeri 7.6 olmak üzere üst üste yaşanan iki deprem 10 ili ciddi bir şekilde etkiledi. Öyle ki deprem Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon gibi Karadeniz illerinden dahi hissedildi. Kamuoyunda bir şey yanlış biliniyor. Yok Ordu 3. bölge, 2. bölge gibi. Bu kavramlar çok doğru bir kavramlar değil.
Esasında hemen arkamızdan Niksar, Tokat, Kuzey Anadolu fay hattı geçiyor. Kamuoyunda konuşulan Ordu 3. Bölge deprem kuşağında söylemini doğru bulmadığını açıklayan kentsel dönüşüm uzmanı ve mimar Nihat Şen, Ordu'dan Kuzey Anadolu fay hattı geçtiğini söyleyerek Ordu'daki deprem tehlikesinden söz etti. Kuzey Anadolu'nun fay hattında olan bir hareketlilik olağan olarak tabii bizi de etkiliyor. Örneğin dün Doğu Anadolu fay hattında sabah saat 4.17 özellikle Elbistan 7.6 ciddi anlamda Ordu'nun ilçelerini, Ordu merkezi, Altın Ordu'yu hakikaten ciddi salladı. Binaların tabii kötü olması bu sarsıntılarda da olumsuz olayları yaşamaya sebebiyet verebilir. Mimar Nihat Şen kentsel dönüşüm vurgusu yaptı. Hep kentsel dönüşüm önemini vurgulamaya çalışıyoruz. Ordu'da da kentsel dönüşümün Altın Ordu'da ilçelerinde mutlaka yapılması lazım. Binalarımız kötü, sağlıksız. Olabilecek bir Doğu Anadolu veya Kuzey Anadolu fay hattından da etkilenebiliriz. Ama bunu bir ulusal mesele olarak görmemiz lazım. Ordu'da kentsel dönüşümün ulusal alarm verilerek yapılması gerektiğini söyleyen Mimar Nihat Şen hem iktidara hem de muhalefete çağrıda bulundu. Bu kentsel dönüşüm deprem siyasi polemik veya siyasi söylem haline getirebilecek bir konu değil. Bu nedenle iktidarıyla muhalefetiyle bu işi ele almamız lazım. Ordu'da da yapılacak bir kentsel dönüşüm çalışmasına iktidarıyla, muhalefetiyle, meslek odalarıyla, muhtarlıklarıyla ve tırnak içinde ifade ediyorum tabii, mülkiye sahipleriyle ortak hareket etmemiz lazım. Çünkü üzüldüğümüz zaman hepimiz üzülüyoruz, ağladığımız zaman hepimiz ağlıyoruz, sevindiğimiz zaman hepimiz seviniyoruz. Yani dışarıdan biri gelip bizim bu çarpık kentleşmemizi veya sağlıksız binaları birilerinin düzeltmesi mümkün değil. Ancak bizler yapacağız. Dün akşam TV52'de deprem özel yayını vardı. Bu akşam da var sevgili izleyenler. Yine canlı bağlantılar olacak. Yine yetkililer ekranda olacak. Ve dolayısıyla hem yapılan yardımlar hem de bölgeden sıcak temaslar, sıcak haberler alınmaya çalışılacak. Dün akşam da önemli bir konuğumuz vardı. Programda jeoloji mühendisi Yekta Yüksel konuğumuzdu. Binaların neden depreme dayanıklı olmadığını veya niye yıkıldığını, ne yapılması gerektiğini anlattı. Astronomik karlar yapacağız. Yani vatandaşı böyle tabutluklara gömmenin bir alemi var mı? Bunun adı bir cinayettir. Depremler yer kabuğunun kaçınılmaz bir gerçeği. Önemli olan deprem gerçeğine uyum sağlayabilmek, bu gerçekle birlikte yaşayabilmek ve bütün planları buna göre yapmak. Jeoloji mühendisi Yekta Yüksel de bu konuya dikkat çekti. Türkiye'yi yasa boğan 10 ili yıkan afetin sonuçlarını anlatırken. Türk milletinin barınma ihtiyacını işini iyi yapmayan beton lobilerine teslim edildi barınma ihtiyacı. Türk milletinin barınma ihtiyacı işini iyi yapmayan beton lobilerine teslim edildi diyen jeoloji mühendisi Yekta Yüksel, şehirler fay hatlarının geçmediği bir yere taşınamayacağına göre tek çare önlem almak, güvenli ve sağlam binalar inşa etmektir dedi. Yetkililere seslendi. 3-5 yıllık binalar yıkılıyor. Bakın ben 20 yıllık binayı bile fazla görüyorum. Hadi 30 yıllık, 25 yıllık, 30 yıllık kabul ettim. 99 Körfez depremini yaşamışız. Bundan sonraki yapılan binalarda yıkılma meydana geliyorsa kardeşim o zaman otur şapkanı önüne alıp oturup düşüneceksin. Deprem öncesi alınacak önlemlerin hayat kurtardığına da vurgu yapan Yüksel, yaşam üçgeni yöntemini de hatırlattı. Olası bir deprem anında dar alanlara sığınmak önemli dedi. Şu bir masa. Bu masanın yukarıdan bir şey düşecekse nereye düşecekti? Devrilecek bir şey varsa nereye devrilecek? Bunun üzerine düşecek. Sen bu aradaki üçgen kısma kendini atarsan korumaya almış olursun. Üçgen kısma. Bu üçgen kısma atacaksınız. Ellerinizi başın arasına veya başınızın üzerine bir minder, kırlent falan buna benzer bir şey alarak orada kendinizi yere deprem geçene kadar bekleyeceksiniz. Peki Kuzey Anadolu fay hattında bulunan Ordu için deprem riski var mı? Kahramanmaraş depremi bir haberci mi? Olası bir risk var. Yani Karadeniz'deki fay hatlarının deprem üretip üretmeyeceğini kimse söyleyemez. Ha tamam 1000 yıldan beri üretmemiş. Öyle görünüyor. Evet. 1000 yıldan beri üretmemiş ama üretmeyeceği anlamına gelmez. Üretmeyeceği anlamına gelmez. Diyelim ki öyle bir fay üretti. İşte Ordu için sıkıntı o zaman başlıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipmanlarının çoğunu deprem bölgesine gönderdi ama bölgemizde de hiç de küçümsenmeyecek bir kar yağışı var sevgili izleyenler. Özellikle dün gece saatlerinden itibaren ve yüksek kesimlerde ciddi seviyelere ulaştı. Kar kalınlığı 50 santimin üzerine çıkan yerler var. Yer yer 1 metreyi bulan yerler de var. Çaybaşı'da
yoğun kar yağışının yaşandığı ilçelerimizden bir tanesi maalesef bazı yollarda kapanmıştı. Midesinden rahatsız olan 63 yaşındaki Hamide Aydoğdu önce iş makinesiyle ambulansa taşındı. Daha sonra da tedavisi için Ünye'de özel bir hastaneye götürüldü. Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde hastalanan Hamide Aydoğdu isimli 63 yaşındaki kadın kar nedeniyle yolu kapanan evinden belediye ekiplerince alınarak ambulansa ulaştırıldı. İlçeye bağlı Köklük mahallesinde mide rahatsızlığı yaşayan Hamide Aydoğdu'nun yakınları yetkililerden yardım istedi. Bunun üzerine Büyükşehir ve Çaybaşı belediyeleri ekipleri karın 1 metreyi aştığı bölgede kapanan yolu açarak Aydoğdu'ya ulaştı. Aydoğdu kepçeyle yaklaşık 250 metre uzaklıkta bekletilen ambulansa taşındı. Sağlık ekiplerince Ünye ilçesindeki özel hastaneye götürülen Aydoğdu'nun tedavisi sürüyor. Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz devam eden kar yağışı nedeniyle önceliklerinin hastalar olduğunu belirterek lütfen acil bir durum olmadığı sürece evlerinizden çıkmayınız. Büyükşehir ve ilçe belediyemiz karla mücadele ekiplerince çalışmalarımız 7/24 özveriyle yürütülüyor ifadelerini kullandı. Afet bölgelerindeki telefonlar yoğunluk sebebiyle internetler de zaman zaman teknik aksaklıklar ve yoğunluk sebebiyle çalışmıyor sevgili izleyenler. Çağrı merkezi de bu kapsamda. Çağrı merkezleri de maalesef hizmet veremiyorlar bu bölgelerde. Dolayısıyla başka illere aktarılıyor. Buradan yapılan acil çağrılar. Ordu'ya da ilk dakikalarda Kilis bağlanmıştı. Daha sonra Hatay'dan gelen çağrılar yönlendirildi. Ve 112'deki vatandaşlarımız, görevlilerimiz bunlara cansiperane bir şekilde müdahale ederek onların imdadına koştu. Yaşanan süreci 112 çalışanlarımız anlattı. Öğleye kadar Kilis'in çağrılarını aldık. Öğleden sonra Hatay'ın çağrılarını aldık. İnanılmaz derecede korkunç çağrılarla karşılaştık. Göçük altında arayanlar, yardım talebinde bulunanlar. Deprem bölgelerinde bulunan çağrı merkezlerinin yıkılması, hasar alması nedeniyle deprem bölgelerinden gelen acil çağrılar bakanlık kararıyla illere paylaştırıldı. Ordu 112 Acil Çağrı Merkezi de dün önce Kilis, sonra ise Hatay'dan gelen acil çağrılara yanıt verdi. Acil Çağrı Merkezi Müdürü Yeliz Çakar Güleş, dün toplam gelen çağrı sayısı aktardı. Dün biz 9.930 çağrı aldık. Sadece deprem bölgesinin çağrıları. Hani normalde günlük rutinde ilimizde 2000 civarı çağrı almaktayız. Ama dün tabii ki durum farklıydı. Yakınları arayanlar, yardım isteyenler, hani bu gibi çağrılar çok olduğu için elimizden geldiği kadar tüm çağrılara cevap verdik. Güleş, Ordu 112 Acil Çağrı Merkezi'nin her koşulda tam kapasiteyle çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Bir yoğunluk, diğer illerde yine yoğunluk olduğu zaman yine buraya aktarılabilir çağrılar. Yani illere göre aktarılabiliyor. Bu durumda bütün tam kapasite olarak her zaman hazırız. Yeter ki bir canı kurtarabilelim, bir cana dokunabilelim. Zaten zor koşullarda tüm ülke genelinde sıkışılan noktada devreye giren acil çağrı merkezini en zor durumda bırakansa asılsız çağrılar. Bu süreçte gereksiz çağrılarla 112'yi meşgul etmemek belki de yüzlerce canın kurtulmasına sebep olabilir. İnanın hani hattın bir saniye bile meşgul olması demek belki bir can kaybına sebebiyet verebilir. O yüzden gerekli acil bir vaka olmadığı müddetçe burayı meşgul etmesinler. Bizim için en önemli olan şey yani buranın bir saniye bile meşgul edilmemesi gerekiyor. Ordu 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları da dün yaşadıklarını anlattı. Kimi ailesinin göçük altında kaldığını öğrendi. Kimi de afetlilerle duygu dolu anlar yaşadı. Enkaz altında mesela beni bir anne aramıştı. Yanında çocukları vardı. Çok çaresizdi. Onlar da aslında çaresizce kurtarılmayı bekliyorlar. Hani akrabalarımız gelsin kurtarsın bizi diyorlar. Sonra mesela eşim arar mısın diye çok rica etti, ısrar etti. Mesela onu aramıştım. Eşinizle konuşmanın o kadar böyle hüngür hüngür ağlamaya başladı ki yani gerçekten çok duygusaldı o. Vatandaş aradığında ikinci deprem olmaya başlamıştı ve 20 saniye sonra burası sallanmaya başladı. Biz burası sallanırken bile vatandaşa cevap vermeye devam ettik. Yani bu şekilde çağrılarımızı aksatmadan çalışmaya çalıştık yani. Karşı tarafta ağlayan bir vatandaş vardı. Biz de ailemizden tabii ki o an haber alamayacağımız için korktuk. Biz de ağladık. Ağlarken aynı zamanda o karşı tarafı sakinleştirmeye çalıştık. Çok zordu. Kimisi çağrı alıyoruz, ulaşamadı diyorlar. Bir kişi bile kurtulduysa bizim sayemizde
Biz çok gururluyuz. Aynı zamanda burada çalışan bir arkadaşımızın ailesinin de göçük altında kaldığını ve vefat ettiğini öğrendik. Hepimiz için psikolojik olarak tabii ki çok zordu. Zaten aldığımız çağrılar da yani çok yıpratıcı bir şekildeydi. Ama bir kişiye bile umut olabildiysek, bir kişiye bile yardımcı olabildiysek, ucundan olsun yardım edebildiysek ne mutlu bizlere. İlan Brans Başhekimi Doktor Yasin Ergül de Ordu'da afet bölgelerine giden yardım araçları hakkında bilgiler paylaştı. Depremden etkilenen bölge illerimize dün sabah itibariyle İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından 8 adet tam donanımlı ambulans, 4 adet UMKE aracıyla birlikte toplam 46 personelimiz görevlendirildi. Bu acil sağlık hizmetleri ambulansı ve UMKE ekiplerimiz bölge illerinden Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay illerimize hizmet vermektedir. Acil Sağlık Hizmetleri Başkanımız Uzman Doktor Kerem Dostbilmez ise bakanlığımız tarafından bölge illerinde Gaziantep'te kriz koordinasyonunda görevlendirilmiştir. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan iki sağlık personelimiz Altınordu Belediyesi mobil sağlık aracında bölge illerine hizmet vermek üzere görevlendirilmiştir. Ayrıca saat 17.15'ten itibaren, bu akşam 17.15'ten itibaren Adıyaman'da 112 acil servisine yönlendirildi. Buraya da Ordu'daki 112 acil servisi hizmet vermeye başladı. Saat 17.15'ten itibaren umarız ki onlar da yaptıkları bu kutsal görevi alınlarının akıyla bitirirler. Gerçekten onlara da teşekkür ederim. Her bir birimize teşekkür ederim. Gerçekten devletimizin her bir birimi seferber oldu. Vatandaşlarımız başta olmak üzere, yardımlar başta olmak üzere. Ve İstanbul'da havaalanında bekleyen kuyruğu sosyal medyalardan görmüşsünüzdür. Gönüllü vatandaşlarımızı bölgeye nakledilmek için, çalışmak için, onlara yardımcı olmak için gitmek isteyen vatandaşlarımızı sosyal medyadan ve haberlerden görmüşsünüzdür. Gerçekten de dediğimiz gibi yüce gönüllü bir milletimiz var. Umarız ki zamanında enkazların başında olur bu insanlar ve dolayısıyla yeni canların kurtarılmasına da aracılık ederler diyelim. Şimdi nüfusla ilgili bir haberimiz var. Geçen yıla göre nüfusumuz 2318 kişi artmış. Ordu'nun nüfusu 763.190 olmuş. Bununla ilgili de Ordu Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Yusuf Mercan açıklamalar yaptı. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye'de ikamet eden nüfus 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 599.280 kişi artarak 85.279.553 kişiye ulaştı. İstanbul'un nüfusu bir önceki yıla göre 67.000 artarak 15 milyon kişi oldu. Türkiye nüfusunun %18'inin ikamet ettiği İstanbul'u 5.782.285 kişiyle Ankara, 4.462.056 kişiyle İzmir izledi. En az nüfusa sahip olan il ise Bayburt olarak kayıtlara geçti. Bayburt'un nüfusu ise 84.241 kişiyle ölçüldü. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre 760.872 olan Ordu'nun nüfusu bir önceki yıla göre 2.318 kişi artarak 763.190 kişiye yükseldi. Geçen yıl 760.872 olan nüfusumuz bu yıl 763.190 oldu. Dolayısıyla 2.318 ilimizin toplam nüfusunda artış oldu. Ordu nüfusuna kayıtlı olup Ordu ili dışında yaşayan vatandaş sayısı ise 903.000'den fazla. Yani Ordu'nun kendi nüfusundan fazla bir Ordu daha il dışında ikamet ediyor. Ordu nüfusuna kayıtlı olup da dışarıda yaşayan toplam nüfusumuz, vatandaş sayımız 903.000 civarında. Bunun en çoğu 523.000 ile İstanbul ilinde ikamet ediyor. Böylece 80 ile dağılan Ordulu nüfusumuz 903.000 civarında. Orduluların en çok yaşamayı tercih ettiği şehirler ise İstanbul, Ankara ve Samsun. En az Ordulu bulunan il ise 111 Ordulu vatandaş kaydıyla Kilis. İstanbul 525.209, Ankara 66.429, Samsun 51.880, Kocaeli 47.000, İzmir 26.000 şeklinde devam ediyor. En az Ordulu'nun yaşadığı il Kilis, orada da 111 Ordulu hemşehrimiz yaşıyor. Ordu dışındaki diğer Karadeniz illerinin nüfusları ise şöyle. Trabzon nüfusu 818.023 kişi, Giresun nüfusu 450.862, Rize nüfusu 344.016 kişi, Artvin'in nüfusu 169.403 kişiyken Gümüşhane nüfusu ise 144.544 olarak açıklandı. Ünye Belediyesi de Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın çağrısıyla beraber depreme destek veren ilçelerimizden bir tanesiydi. Ünye'li hemşehrilerimiz de
yoğun bir çalışmayla belediyeye getirdi. Yardım malzemelerini ve tırlar yola çıktı. Ünye Belediyesi'nde tabii ki kurtarma ekipleri de bölgeye hareket ettiler. Buradan bir kez daha hem Ünye Hemşehrilerimize hem Ünye Belediye Başkanımıza ve yetkilisine de çağrıda bulunalım. Malatya'da biraz önce izledik. Orada Büyükşehir Belediyesi'nin ekibi dışında ekip olmadığının altını çizdi başkan. Dolayısıyla bu bölgeye yönlendirilirse ekipler daha faydalı olunur gibi görülüyor. Eğer daha acilde bekleyen bir bölgeye tabii intikal etmiyorlarsa. Ünye Belediyesi'nden yardım amaçlı çıkan tırlar da kurtarma ekipleri de yola çıktı. Bununla ilgili Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı da açıklama yaptı. Yorgan ve sadece battaniye. Pazartesi günü saat 04.17 sularında merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazartürk ilçesinde meydana gelen deprem birçok ile etkiledi. Yıkımlara ve can kayıplarına yol açan depremin ardından yaraların hızlı bir şekilde sarılması için Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ünye Belediyesi koordinasyonunda yardım kampanyası başlatıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın yardım çağrısının ardından çok sayıda vatandaş kısa sürede binlerce yaşam malzemesini Ünye Belediyesi girişine getirdi. Yardımların devam edeceğini açıklayan Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yardım kampanyasına Ünye halkının kısa sürede destek verdiğini de belirterek destek verenlere teşekkür etti. Hemşehrilerimizin gösterdiği ilgi çerçevesinde biz de burada bu faaliyetleri yürütmeye ve yardımları da ihtiyaç noktalarına bize verilen talimatlar doğrultusunda yetiştirmeye çalıştığımızı belirtmek istiyorum. Yıkımın ağır olduğu illerde arama kurtarma faaliyetlerinde bulunacak olan biri gönüllü Ünye Belediyesi personellerinden, diğeri ise gönüllü vatandaşlardan oluşan iki ekip yola çıktı. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan ekipleri deprem bölgesine uğurladı. Yaklaşık bir saat sonra da bir ekibimiz inşallah kurtarma ekibimiz, belediyemizde bulunan gönüllü kurtarma ekibimizle yola çıkartmış olacağız. Kazasız belası oraya varmalarını ve aynı zamanda bu yardımlara ihtiyaç duyan insanlarımıza yetişmelerini Cenab-ı Allah'tan niyazım. Ünye Kaymakamı Ayhan Işıksa, Rabbim bir daha böyle afetleri milletimize göstermesin diye konuştu. Burada belediyemiz ve hayırsever vatandaşlarımız işletmelerden sağlanan yardım tırlarını yola çıkardık. Rabbim bir daha bu afetleri milletimize göstermesin diyorum. Sevgili izleyenler, önemli bir sınav veriyoruz. Millet olarak zor günler yaşıyoruz. Coğrafyamızda da hava şartlarını düşündüğümüz zaman bizim de zorlandığımız, yani Ordulu olarak bizim de zorlandığımız zamanlardan geçiyoruz. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Niye dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum? Hava şartları zorlaştı. Belediyelerin birçok imkanı ve ekipmanla beraber ekipleri de il dışında. Niye il dışındalar? Biliyorsunuz başımızdaki felaketi depremle ilgili kurtarma çalışmaları için il dışındalar. Dolayısıyla bazen kendi sorunlarınızı çözmek zorunda kalabilirsiniz. Devlet yetkilileri size anında müdahale edemeyebilir. Elbette ki buradaki faaliyetler devam ediyor. Elbette ki Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız görevinin başında, ekiplerin çoğu yanında görevlerinin başındalar. İlçe belediye başkanları görevlerinin başında, ekiplerin çoğu yine görevlerinin başındalar ama yine de acil durumlarda zor pozisyonda kalmamanız için önlemlerinizi şimdiden almaya gayret gösterin. Zira dediğim gibi bazen sıkıntılar, aksaklıklar yaşanabilir. Bu gibi durumlarda TV52'nin telefonları da hepinize açık. Muhakkak bize de dönün, biz de yetkililere ulaşır. Sizinle ilgili çözüm noktasında devreye gireriz seve seve. Umarız ki ilerleyen saatlerde, ilerleyen dakikalarda yeni müjdeler alır, yeni canlar, yeni hayatlar tekrar gün ışığıyla buluşmuş olur diyelim. Temennide bulunalım. İyi akşamlar dileyerek veda edelim. Hoşça kalın efendim.